Artık Türkiye'de olduğunuza göre düğüne de gelebileceksiniz değil mi? Bakalım. O zamana kadar neler olur? Ama teyzem bir iki güne kadar dönmek zorunda. Öyle değil mi teyze? Hiç belli olmaz Cem. Mevzu aşk olunca kalabilirim. Tabii tabii. Siz ne dersiniz Tahsin Bey? Aşk için neler yapılmaz ki değil mi? Efendim? Gençler birbirlerini sevmiş tabii. Bu işin genci yaşlısı olmaz ki. Gönül ferman dinlemiyor. Tabii tabii. Ben mesela yıllardır yanıyorum. İfo. Efendim? Çayım bitmiş. Çay koysana. Peki. Sen ne yapıyorsun ya? Öldürecek misin beni? Şimdi Melahat Hanım, siz şansınızı biraz fazla zorluyorsunuz. Şöyle yapalım, siz şimdi bugün gidin. Sonra bir ara babamla konuşursunuz, ne olur ya. Ama şimdi böyle pat diye de gidilmez ki canım. Bakın çocuklar, benim bu konuda hiç kabahatim yok. Biz onun farkındayız efendim. Senin kabahatin bu kadar yakışıklı olmak, bu kadar mükemmel olmak. Sen... Aa, ne oldu ayol? Şey, Cem'in çocukluğunu anlatıyor Melis teyze. Ne kadar yakışıklıydı anlatamam. Bakar bakar kalırdık. Çok da çapkındı. Herkese mavi boncuk dağıtırdı. Şimdi de çok yakışıklı ama... O zamanlar incecikti. Kilo aldım. Bir kilo aldım. Yani bir, iki kilo aldım. Evet, evet, evet. Aldım evet. Değil mi? Farklı. Öyle mi? Sedef Hanım nasıllar? Kim? Annem çok iyi. Siz üniversitede hocaydınız değil mi Melis Hanım? Bu gece ne isterseniz o olurum. Değil mi Tahsin? Tahsin mi? Tahsin, şu şarkıyı hatırlar mısın? Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bravo. Çok güzel. Teyzemin en sevdiği parça. Tabii yurt dışında olunca insan kendi müziğini de çok özlüyor değil mi? Ah aşk yüzünden başımıza gelenler ah. Ben hiçbir şey anlamadım. Tahsin, hayat kısa. Her köşe başında bir aşk yok. Bu yaşlarda doğru kararlar vermek lazım. İşte bu kararı vermiş olan... biz Aslı ile verdik o doğru kararı. Bu kapıya ben bakayım. Bonsoir. Şarabınızı içmeye geldim. Baba, bak teyzem de burada. Baldız, sen de mi buradasın? Ah, nasılsın canım? İyiyim. Bülent Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sedef Hanım nasıllar? Kız kardeşi geldi. Çok mutlu. Havalarda uçuyor. Ah tabii. Siz durumu nereden anladınız? Yılların tecrübesi Aziz. Of bittim bittim mahvoldum ya.
Bu benim eski bir hanım arkadaşım. Delir Belahat deriz. Ya o yıllar sonra kalkmış buraya gelmiş. Kafanı bununla yorma azizim de İffet Hanım'a ne diyeceksin onu düşün. Böyle obsesyon sahibi kadınlar, yani bir adama kafasını takan kadınlar zor olur. Hay kafasını takmış falan değil canım. Kadın zır deli. Ya aradan 33 yıl geçmiş. Ama gel de bunu İffet'e anlat. Dünyada da inandıramazsın. Ya yandık, yandık. Zor iş. Siz olsanız ne yapardınız? Böyle kadınlardan kurtulmanın tek bir çaresi var. Nedir o? Üstüne gideceksin. Nasıl yani? Kadın duygu arıyor, heyecan arıyor. Tahsinciğim, imkansız bir aşkın peşinde. Ona bu zevki tattırmayacaksın. Realiteyi göstereceksin. Tam anlattıkları gibiymişsin. Öyle mi? 32 yıl. Tahsin ve sen. Evet. İdarısız çocukların başına. Baldız hayatım, kalk gidiyoruz. Nereye? İtiraz istemem. Bak, Tahsin de geliyor. Ben de teyzemle birlikte kalkayım o zaman. Sen nereye Tahsin? Aşağı kadar bize eşlik edecek. İsrar etti. Sağ olsun Dünür Hanım. Ya. Memnun oldum. Belki bir daha karşılaşamayabiliriz. Ama gelecekte beni iyi anmanızı rica edeceğim. Aman estağfurullah hanımefendi. Nasıl söz o? Tabii efendim, memnun oldum ben de. Hadi gel Baz, gel, gel, gel. Tipi kadını yok. Öyle öyle. Bir daha görmeyiz zaten herhalde. Nasıl kaçtık ama? Seninle baş başa kalayım bu akşam diye öldüm, öldüm vallahi. Aa. Tabii ya, İffet bir şeyler hissetti. Bu hafta artık açılırız, açıklarız. Çocuklar da seni çok sevdi. Hemen yanıma taşınırsın. Aa, hemen? Tabii, tabii. Ben düzenli hayata alışığım. Üç öğün yemeğim olacak mesela. Çocuklara da sen bakarsın. Çocuklara mı bakacağım? Tabii, tabii. Onlar koca bebektir. Benim de bakıma ihtiyacım var. Geceleri 7-8 defa öksüre öksüre uyanıyorum. Bir sürü hastalığım var. Zaten evler mevler hep İfon'un üstünde. Boşandıktan sonra sen maddi yardımda da bulunacaksın. Dur canım, hemen boşayacak mısın zavallı kadıncağızı? Tabii. Seninle evleneceğim ya. Acele karar verme Tahsin. Ya yürütemezsek? Aman canım, bu yaştan sonra niye yürümesin? Günün 18-19 saati uyuyorum zaten. Öyle kavgaya mavgaya takatim yok. Ay, ama ben yuva yıkan kadın olmak istemem Tahsin. Bırak İffet de ben bıkmış zaten. 70'inde merdiven dayamış adam. Üzülmez, üzülmez, merak etme. Bütün yaptığı iş ilacımı vermek, yemeğimi vermek. Bundan sonra, bu yaştan sonra artık aşla meşle uğraşacak zamanım yok benim. Çok mesut olacağız Belahat, çok. Tahsin, bana deli derler biliyorsun. Aklım bir gelir bir gider. Bir bakarsın aşık olur, bir bakarsan vazgeç. Yok, vazgeçmek yok ama konuştuk, anlaştık. Ben artık kalkayım Tahsin. Seni nerede bulabilirim, telefon numaralı? Bulamazsın. Ben yazlığa gidiyorum. Şimdi ancak sonbaharda görüşürüz. Ben seni ararım. Ya, tabii işi uzmanına soracaksın. Hop gel düz git Ankara'yı geç sana, Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı, Avrupa yakası.